بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في الأرض مرتين ولتفسدن
sevenler olduğu gibi sevmeyenler de olur. İnsan bu, mutlaka bir kusur bulur. İşte onun için bu dünyada, bu aklımızda Allah'ı idrak edemeyiz. Ama Allah'ın yarattıklarından, Allah'ın varlığına ve birliğine ulaşırız. Bunu istiyor bizden de var. Hazreti Ömer radıyallahu anh da diyor ki, Allah'ın zatı hakkında fikir yürütmek ise şirktir. Allah'a ortak koşmak. Şudur, budur demek. Onun için Ziya Paşa demiş ya, idrak-ı meali küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Yani şu küçük aklımızla o büyük olan, yüce olan, vasfa sığmayan Allah'ı ne kadar vasfetmeye çalışsak bundan aciz kalırız. Bu küçük şey o kadar ağırlık çekmez. Onun için Allah her ne aklımıza geliyorsa Allah diyen bilgi o değil. Sübhan budur işte. Ellezî esrâ. Esrâ sen kökünden gelir. Gece yürüyüşü demek. Aynı zamanda yükselmek, yücelmek şeref manası vardır. Peygamberimizi Mekke'de iken Rabbimiz oradan aldı bir gecenin yarısında da önce Mescid-i Aksa'ya sonra göklere çıkardı Rabbimiz. İşte o yürüyüşten bahsediyor. Peygamberin o kutlu yürüyüşünden bahsediyor. Esra olarak. Gece yürüyüş. Ama bu yürüyüş yükselmeyi ve yücelmeyi de ifade ediyor. Kimi götürdü oraya? Bi abdihi. Abd kul demek. Bi abdihi kulunu. Kul kim? Muhammed Aleyhisselam. Allah'a peygamberine kul diyor. Kulunu çıkar. Niye böyle kulunu dedi? Bir taraftan Sübhan dedi. Allah dedi her şeyden yücedir, yüksektir dedi. Peygamber'e gelince kul dedi, kul. Yani demek istedi ki bir, Allah yücedir, şeref sahibidir. Onun katına hiç kimse çıkamaz. Yükselemez. O şerefe kimse nail olamaz. Peygamber'e gelince o beşerdir. İnsandır. Ama her insan gibi de değildir. Yakut da bir taştır. Diğer taşlar da taşlardır ama yakut hiçbir zaman diğer taşlarla kıyaslanmaz. Peygamber de bizim gibi bir insandır ama bizden lütufta bulunulmuş, nimetler verilmiş, Allah katında değer yükseltilmiş bir kul. Ama yeryüzünde yaşayan, bize örnek olan bir kul. Denmek isteniyor ki al peygamberinizi Allah'ın katına yükseltin. Allah'a verdiğiniz vasıfları peygambere vermeyin. Kuldur o diyor Rabbim. Kul o. Öyle yüceldir, yüceldir. Onu peygamberi göklerde uçurmayın. La tutruni kema adriyemne meryem. Fekulu inni abdullah ve rasuluhu diyordu peygamber. Beni Meryem'in oğlu İsa'yı uçurup kaçırdığınız gibi beni de uçurup kaçırmayın. Ben Allah'ın bir kuluyum ve Resulüyüm, bana bunu söyleyin. Yani işte peygamber erişilmez bir insan yapmayın. Sınırlıdır diyor insan neticede. Rabbimiz söylüyor. Ab, kuldur o. Kul bellidir. Ne onu böyle göklere çıkarın. Haşa Allah'ın derecesine yükseltin. Ne de onu insanların derecesine düşürdü de aşağılayın. Çünkü niye? Ona bir takım delil mucizeler verilmiştir. Leyle, gecenin bir vaktinde, leyle kelimesi Arapçada nekre olarak gelmiş, marife gelmiş. Marife gelse elinden takısı alacaktı başına, belirli bir gece olacak. Gece belli ama leyle dedi, gece belli değil. Gecenin hangi vakti olduğu da belli. Gecenin bir vaktinde bir zaman ayrı demiş. Bazıların dediği gibi eğer bu Miraç olayı rüyada olsaydı, yani rüyada gerçekleşmiş, bazıları dediği rüyada oldu. Peygamber bir rüya gördü. Eğer rüyada olsaydı hiçbir rüya, hiçbir düş zamanla kayıtlı değil.
Zaman dışıdır rüya. Düş zaman dışı. Zamanla kayıtlanamaz. Ama burada zamanla kayıtlandı. Leyla demek ki rüya değilmiş. Rüya yolculuğu değilmiş bu. Onu anlatıyor. Gecenin belirli bir vaktinde Allah onu aldı. Nereden aldı? Minel mescidi haram, mescidi haramdan aldı. Mekke'de. Harem-i Şerif'in olduğu yerden aldı. Nereye götürdü? İlel mescidi aksa. Önce mescidi aksa'ya götürdü. Peki mescidi aksa neresi? Biz mescidi aksa diye bugün Kudüs dediğimiz Süleyman Mabedi'nin olduğu bölgeye gidiyoruz. Fakat bu konuda farklı görüşler var. Müfessirlerimizden, alimlerimizden bize kadar gelen farklı görüşler var. Mesela Peygamber döneminde Kudüs'ün adı Kudüs değil. Mescid-i Aksa da yok. Orası harameye dönmüş bir arazi. Peygamber döneminde buranın adı İlya, İlya şehri. Kudüs'ün adı İlya'ydı. Bir kral geldi, adı Eliya'ydı. Eliya'dan kaldı o isim oraya, İlya isim. Peygamber döneminde böyle bilmiyordu. Bizim bugünkü bildiğimiz gibi Kudüs olarak bilinmiyor, Mescid-i Aksa olarak da bilinmiyor. Bu şekilde bilinmiyor. Bu isimden yola çıkarak bugünkü Kudüs'e gitti, sonucunu bu rivayete göre çıkaramıyoruz. Ama bu ayetlerin devamında hep Musa Aleyhisselam'dan, Tevrat'tan, Ehl-i Kitap'tan bahsediyor. Öyleyse bu bize bir şey ifade ediyor. Ne ifade ediyor? Tahrip olmadan ölecek. Kudüs, Kudüs çok istilaya bakıyor. Mesela milattan önce 587 yıllarında Babil hükümdarı Kutlu Nasır geldi, Yahudileri mahvetti böyle, onlara eziyet etti, öyle işkence etti ki Yahudilerin kitaplarını bile yaktı, Tevrat'ı yaktı, sürdü onları. Bunun devamında anlatacak. Devamında var. Yıktı, onlar sürgüne gitti. Bir sürgünleri bu. Bir de onlar 100 sene önce Asur kralı geldi, o da yaktı, yıktı. Böyle de bir istilaya uğradı Kudüs, tahrip oldu. Milattan sonra 70 yıllarında ise Roma İmparatoru Titus geldi, o da yerledir etti burayı. Daha sonra Firavun geldi biliyorsunuz, Firavun da burayı tahrip etti. İsrailoğulları işkenceye tabi tuttu. Böyle tarih boyu Kudüs çok büyük tahribatlara uğradı. Kudüs'ün yerinde hiçbir şey yoktu. Ne cami, ne hiçbir şey. Süleyman Mabedi hepsi yıkılmış. İşte Kur'an buna işaret ediyor. Orada Süleyman Mabedi ama daha öncesinde Süleyman Aleyhisselam'ın mabedi yaptığı zamanı işaret ediyor. Yahudilerle ilgili kitap, mukaddes Musa Aleyhisselam ile ilgili ayetlerden çok bahsettiği için biz şunu anlıyoruz. Bu Mescid-i Aksa yıkılmadan önce, tahrip olmadan önceki Mescid-i Aksa. Yani yine bugünkü Kudüs'ün olduğu bölge. Yine oraya gitti. Peygamber'e orası, oraya yolculuk yapıyor bölge. Barakina havle diyoruz. Mescid-i Aksa'nın çevresini mübarek kılıyor. Niye? 25 tane tatlı su kuyusu varmış orada. Ve dünyanın en güzel incirleri ve zeytinleri orada yetişiyor. Zaten bugün Kudüs'ün dayandığı dağın adı da Zeytun Dağı'dır. Vettini ve Zeytun'u da buna işaret ediyor. İncir ve zeytin diyarına yemin olsun. Niye? Bütün peygamberler oraya gönderildi. Birkaç peygamber hariç. İlk peygamber Adem Aleyhisselam Mekke'den doğup çıktı. Son peygamber Muhammed bin Abdullah Aleyhisselam da Mekke'de. Ama onun dışında bütün peygamberler, İsrailoğlu peygamberleri hep Kudüs'ten çıktı. İbrahim peygamber de oraya geldi. Nuh peygamber orada. İsa Aleyhisselam orada. Musa Aleyhisselam orada.
Bütün peygamberler o bölgeden çekilir. Onun için çevresi mübarek olur. Peygamberin gönderildiği bir toprak mukaddes olmaz mı? Al hele hele Allah'ın kelamının gönderildiği bir belde mübarek olmaz mı? Çevresi de mübarek olur. İnsanlar orada ibadet ediyorlar. Yiyecekleri hazırdır. Yaz ve kış meyveleri var. Onun için mübarek olur çevresi. Peygamberler gönderildi o bölgeye. Çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdük kulumuz Muhammed'i aleyhisselam. İçin. Dinürüyehu min ayakina. Mucizelerimizden bir kısmını gösterelim diye. Hepsi değil. Min tebriziyek. Yani bir kısmını gösterelim. Hepsi değil. Yani peygamber de olsa sınırlıdır diyor. Sınırsız değil. Hepsini müşahede edemiyor. Hepsini gösteremiyor. Göstermiyorlar mı? Bir kısmını gösteriyor. Şimdi buradan çıkan sonuç şudur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah tarafından gecenin bir yarısında bir vaktinde Mescid-i Haram'da kalınıyor. Çevresi mübarek kılınan, kutsal kılınan Mescid-i Aksa'ya götürülüyor. Bu yolculukta da ne alınıyor? Mucize, Allah'ın mucizelerinden bir kısmı ona gösterebiliyor. Ona verilen de bu. Peki, bu Mescid-i Aksa için başka görüşler de var. Mesela, Paris'te yaşamış, dünya çapında büyük alim, benim de hoca bulur. Muhammed Hamidullah Hoca, Amerika'da vefat etti. Pakistanlı büyük alim. O der ki, bu Mescid-i Aksa'nın azabı uzak mescid. Uzak mescid doğru. Yani lügatta da böyle bir aksa uzak mescid. Uzak mescid. Nedir bu? Uzak mescid denilen yer Kabe'nin tam üstünde birinci kat semadaki Beyt-i Mamur. Beyt-i Mamur. Yani bir melek bir defa etrafını tavaf etti mi bir daha sıra geldi. O kadar çok meleğin tavaf ettiği etrafını Kabe büyüklüğünde tam birinci kat semada Beyt-i Mabur denilen tıpkı insanların aşağıya tavaf ettiği gibi meleklerin de yukarıda tavaf ettiği Beyt-i Mabur denilen bir mescid aksanır. Oraya Allah Allah büyük bir kitab-ı alimimiz var. Efes Rafi bir de Vakidi. Onlar da der ki Mekke'den 10 mil uzaktaki Cirale mescid 10 mil uzakta. Yani 15, 17, 18 kilometre uzakta Mekke'de bir mescit var. Cirale. Dağların eteğinde o mescittir. Tarihçilerimiz, alimlerimiz, müfessirler böyle diyenler de olmuş. Ama bizim aklımızda kalan ve daha çok cumhurun görüşü olan Mescid-i Aksa Kudüs'tür. Böyle görüşler de var ama onu da söylemiş olayım. Peki peygamber orada ne gördü? Allah katına yükseldiğinde ne gördü? Orada peygamber Adem aleyhisselam ile, Musa aleyhisselam ile, İsa aleyhisselam, İbrahim peygamber ruhaniyetleriyle buluştu. Peygamberin ruhaniyeti onların ruhaniyetiyle buluştu. Sonra Allah cennet ve cehennemi gösterdi peygamber. Sonra Hazreti Enes'te gelen bir hadisten anlıyoruz ki şöyle olaylar oldu. Bir adam gördü. Bir yaşlı koca karı gördü orada. Sordu ya Cebrail bu kimdir? Bu yolculuğu esnasında. Bu dünyadır. Bu dünyadır. Yaşlanmış bir şekilde gidiyor. Sonra Hazreti Ebu Hüreyre'de gelen bir rivayetten anlıyoruz. Bir takım insanlar gördü. Ekini ekiyorlar. Ekin hemen oluyor. Hemen de biçiyor. Eker ekmez biçiyor. Bunlar kimlerdir ya Cebrail? Bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Allah yolunda cihad edenlerdir. Böyle olaylar gördük. Peki Allah niye katına peygamberini aldı? Çünkü peygamberin o sırada Hatice, hanımı Hatice annemiz vefat etmişti. Annesi Ebu Talib ölmüştü, himaye eden.
Sonra Taif'e gitmiş, taşlanmıştı. Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a hicret etmiş, bir kısmı Mekke Medine'ye hicret etmiş. Çok az kişi kalmış, Müslümanları Mekke'den çıkarıyorlar. İşkence diz boyu, aç ve susuz bırakılıyor. Tam böyle bitkin bir durumdayken Rabb'i onu taltif etmek için katına yükseldi. Böyle bir durum. Peki ne getiriyor orada? Ne getirdiğini Kur'an söylüyor. Ayetlerimizden bir kısmını gösterelim ya. Peki biz hani şunu biliriz. Âmenler Rasûlü, Bakara Suresi'nin son iki ayeti orada geldi diyoruz. Bir de beş vakit namazı orada aldı Peygamber diyoruz. Bir de Ümmuhan'ın evinden gitti oraya. Şimdi Ümmuhan'dan başlayalım. Ümmuhan, Peygamber'in teyzesinin kızıdır. Rivayetlere göre sabah namazını beraber kılmışlar. Onun evinden. Ondan sonra, ondan önce gitmiş, sabah namazını beraber kılmışlar. Dönüşler. Fakat Ümmuhan o sırada Müslüman değil. Namaz kılması da mümkün değil. Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor. Çok zor. Sonra Âmeler Resulü'ye gelince, Âmeler Resulü Medine'de iniyor, Mekke'de gelmiyor. Hem Mekke'de hem Medine'de inebilir mi? Yok. Böyle bir rivayet yok. Hem de üzül sebebi, bir önceki ayet diyor ki, içinizden bir şeyi gizleseniz de açığa koysanız da Allah onu hesap edecektir. Ayeti Medine'de indiğinde Peygamber'in ashabı evden dışarı çıkamaz hale geliyor. Üç gün çıkıyor. Üçüncü gün ağlayarak Peygamber'e geliyorlar. Ya Resulallah, içimizde böyle şeyler geçer ki komşularımız hakkında, dostlarımız hakkında onu bir söylesek var ya, yer yarısında yer dibine geçsek isteriz. Bu nasıl dehşet bir ayettir? İnsanın içindeki de hesap edecek. Peygamber diyor ki, içinizde kötü şeyler geldiğinde siz hemen şu ayet, şu duayı okuyun. Gufra leke rabbena ve ileykel masir deyin. Bu söz üzerine Âmeler Resulü geliyor. Medine de olur. Gufra leke rabbena ve Âmeler Resulü'nün son ayeti okuyor. Demek ki Âmeler Resulü de orada gelmemiş. Beş vakit namazı kalınmasına gelince, 12 sene sonra bu olay gerçekleşiyor. Miraç olayı, bizim bildiğimiz miraç. 12 sene Mekke'de Müslümanlar namaz kılmıyorlar. Sorusu akla geliyor. Daha ilk inen ayet, Alak suresinde abden idâsan ne diyor? Namaz kılan, ibadet eden kula, engel olana bir baksana. Orada da namaz var. Sonra ikinci inen sure, Müzzemmil suresi orada diyor ki, اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُمْ وَاَدْنَا مِنْ سُلُسَيْهِ لَيْهِ وَنِسْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةُ لَمِنْدِنَ مَعَ Gecenin üçte birisi, yarısı biraz daha fazlasında Peygamber kalkıyor. وَطَائِفَةُ لَمِنْدِنَ مَعَ Peygamberle birlikte bir grup kalkıyor, gece namazı kılıyor, teheccüd namazı kılıyor. Ayetin devamında وَاَقِيمُ السَّلَاةَ namazı kılın diyor ayet. Bak namaz varmış. Müddessir suresi hemen ondan sonra inen sonra. Bunlar hepsi bir iki ay içinde. Peygamberin birkaç ay içinde olabilen ayet. Orada diyor ki, galu, lemnekü minel musallim. Biz namaz kılanlardan, ibadet edenlerden değiliz diyecekler. Bak orada da var. Dahasını söyleyeyim. Eğer bu ayetin hicretin 12. yılında İsra suresi, Miraç olayının indiğini düşünürsek, bundan çok daha önce yine Hazreti Ömer'in de Müslüman olmasına vesile olan bir sure var, Taha suresi. Taha suresinin 130. ayeti 5 vakit namazdan bahsediyor. Fasbir alâ râya kulûdû, onların sözlerine karşı sabırlı ol. Ve sebbihî hamdî rabbike kable dulûi şemsi ve kable gurûbihâ. Güneş doğmadan önceki namazını kıl, güneş batmadan önce de kıl. وَمِنْ آلَا اِلَّيْهِ Gecedeki namazları da kıl. فَسَبِّرْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى Gündüzdeki namazları da kıl ki Allah sana daha razı olsun. Bunu topladığı zaman beş vakit namazı var. Demek ki bundan çok önce Hazreti Ömer'in de Müslüman olmasına vesile olan Taha suresi indiğinde Peygamberin beşinci senesinde beş vakit namazı kılındığını Taha suresi ayeti anlatıyor ki bu
Bu hicret olayı, bu miraç olayında çok sorun. Demek ki 5 vakit namaz orada almamış. Sonucu çıkıyor. Peki nerede aldı? Bütün peygamberlere miraç peygamberden peygamber olmadan önce gerçekleşiyor. Musa Aleyhisselam'ı hatırlayın. Medyan'dan Şuayb peygamberin memleketinden gelirken yolda Sina Dağı'nda bir ışık gördü. Rabbinin katına öyle yükseldi, vahiy öyle aldı. Bizim peygamberimiz diye Kır Adası'ndayken miraca çıkmamıştır. Öyle çıktığını söyleyen alimlerimizin sayısı bir hayli fazla. Yani peygamberin miraç olayı bir defa da olmamış. Bir defa Kır Adası'nda 6 ay uzlete çekildiği sırada vahiy gelmeden önce miraca yükselmiş. Öyle bir rivayet var. Belki orada aldı namazı. O da miraç. Niye illa da 12 sene sonra bunu anlayalım ki biz? Sonra 12 seneye gelmeden arada bir daha çıktığına dair bir hayat var. Bir de işte 12 sene geçtikten sonra çıktığına dair bir hayat var. Ama bu meşhur olmuş. 12 sene sonra çıktığı miraç tek kabul edilmiş. Namazda orada alındığı söylenmiş. Halbuki peygamberin miracı birden fazla idi. Belki de ilk başlangıçlardan namaz alındı. Kur'an ayetinde bunu destekliyor. Peki, peygamber bu yolculuğa nasıl çıktı? Rüyada mı çıktı? Ruhani bir müşahede mi yaptı? Yoksa bedenen mi çıktı? Yoksa Mescid-i Aksa'ya bedenen mi geldi, orada yukarı ruhani mi? O tartışmaya girmiyoruz. Niye girmiyoruz? Bu surenin 60. ayeti diyor ki, bunları tartışmayın. Çünkü bunlar sizin için bir sınav oluyor, sınav. İmtihandır. اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ İnsanlar için bu tartışmak bir sınav aracıdır, bir imtihandır. Yok şöyle mi gitti, yok mu? Biz onu tartışmayız. Biz neyi tartışırız? Peygamber miraca çıktı mı? Çıktı. Nasıl çıktı? Nasıl çıktı? Ne çıktı? Çıktı. Biz bunu biliriz. Miraca peygamber çıkmış mı? Cennet cehennemi görmüş, orada bir takım olayları görmüş. Peygamber Allah tarafından motive edilmiştir. لِنُرِيَهُمْ مِنَاهِمْ Mucizelerimizden bir kısmını gösterelim diye biz onu katımıza yükseltiyoruz. Niçin çıktığı da Allah'a Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Peki, peygamberler miraca çıkar da müminler çıkmaz mı? Biz çıkamazsınız. Siz de çıkarsınız. اَسْسَلَادُ مِرَاكُمْ Namaz, müminin miracıdır. Siz de bu sabah miraca çıktınız geldiniz. Her namaz bir göğe yükselişidir. Bizim de miracımız budur. Cenab-ı Hak namazı güzel olan kullarından eylesin. Amin. Peygamberlerinden komşu eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i motive ettiği gibi bizi de motive eylesin. Amin. O geçirmiş olduğu müşahadeleri bizimle müşahede etmemizi nasip eylesin. Amin. Peygamberin yolundan bizi ayırmasın. Amin. Allah'ın özel sıfatlarından münezzehtir. Allah'ın Allah'a hakkıyla kul, sevgili Habib'le ümmet eylesin. Amin. Cenab-ı Hak sizden razı olsun.